Herkese selamlar dostlar. 23 ve 24 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle skor yarışmasından başlayalım ve önceki Milan mücadelesinin skorunu birçok arkadaşımız bilmiş. Fakat iki arkadaşımız alacağımı söylemiştim. Kemal Şahin isimli arkadaşımızla Mahmut Çetin isimli arkadaşımız kazandılar. Instagram üzerinden mesaj atarlarsa katıl Telegram gruplarının linklerini atayım. Bir adet maç skoru yapacağız dedik ve bu maç skoru arkadaşlar Trabzon Kopenhag mücadelesi. Yine iki kişiyi alacağım Ağustos ayı boyunca. Zaten Ağustos, ayı, Ağustos ayının sonuna geldik ve iki günlük, iki günlük bir video olduğu için iki kişiyi alalım dedik. Trabzon Kopenhag maçı sizce ne olur? Benim skor beklentim. iki birlik bir burada Trabzon Spor galibiyeti. Sizinkiler neler merak ediyorum. Birazdan maçta zaten konuşacağız. Pazar günün raporuna bakalım. Cumartesi günümüz çok parlak geçmemişti fakat pazar günümüz ideallerini hepsi kazandı. Mesela ne kazanmadı sadece idealden? Chelsea'nin atacağı iki golü bilemedik. West Ham'ın Maç sonu 1'ini 2-0-6 gibi orandan almıştım. Bakın yüksek orandan değerlendirmiştim. Fakat olmadı. 2-0-2-1'lik bir West Ham galibiyeti beklediğimi söylemiştim. Alternatif bir tercih olarak 2-3 gol tercihini yapmıştım. Sürpriz çıktı 2-3 golü oradan aldık. Frankfurt'un KG'si, String'in atacağı 2 gol, Başakşehir maçına 25 alt tercihi, Braga'nın 2 golü, Beşiktaş'ın 2 golü, Paris'in 2 golü, hatta Paris'in 2 ve 2.5 üstü olarak önerdim. Milan'ın KG varı Milan maçına da doğrudan 0 olarak önerdim. Toplamda 9 adet mücadelem vardı ve 12 adet tercih yaptım bu toplamda. Videoda ağzından çıkan tam 12 tercih var. Bu 12 tercihin tam tamına 10 tanesi başarılı oldu. Pazar günü raporu böyle arkadaşlar. Geçti bir canlı raporuna. Pazar günü canlıları güzel diyebilirim. Özellikle şu akşam seansında gayet hepsini aldık. Özellikle Beşiktaş maçının ilk yarı birini 1.88 gibi orandan aldım. Artı arkadaşımız editör arkadaşımız Çağdaş da ilk yarı bir buçuk üstü 2.57 gibi orandan aldı. Üste bir de Bologna vardı. O da başarılı oldu. Yanlara geçtiğimiz zaman da ilk yarı bir buçuk üst burada KSK'nın golü. Bir tane de yatan var. Mesela şunu da söylüyorum ben. Her maçımız her zaman gelecek diye bir şey yok. Illaki yatacağız. 10 maçın 9'unu tutturduğumuz da oluyor. Geçen mesela cumartesi günü 10 maçında 4 tanesini bilebilmişiz mesela. Böyle işler de oluyor her zaman. İdealikler oturmadı. Geçtim bunu ideal kuponlarda oynaya yaptık. 2 adet ideal kombine vardı. Bir tanesi Çağrı'nın bir tanesi benimdi. Çağrı'nın kombinesi geldi. stile Paris'in atışa 2 golleri aldı. Güzel bir kombineydi. Tebrik ederim kendisini tekrardan. Editör arkadaşımızdır. Benim günün tek kombin olarak önerdiğim Paris'in 2 golü, Braga'nın sonu biri West Ham'ı ben ciddi anlamda güveniyordum çünkü izlemiştim. Brighton'ı da West Ham'ı da izliyordum ben. 90 dakika izledim. Ben West Ham bu maçta oynayamadı. Çifte şansını aldım dedim. Oranda da 2'ye vursun diyerekten de. Çifte şansından buradan West Ham'dan ben günün tek ideal kombinam vardı. Kaybetti. Geçelim isterseniz videomuza. Toplamda 6 adet mücadelem var. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. 2 günlük bir video olmasından dolayı Artık 350 like gelirse çok memnun olurum arkadaşlar. Bol şanslar. İdeal ve yüksek oranlardan ilerleyeceğiz. Mesela Benfica maçına tek bir tercihim var. Oran 1.80 küsur. Tek tercihte yüksek orana gideceğiz. Şimdi ilk maç 2-0'lık bir Benfica üstünlüğüyle sonuçlandı. O maçta bir an ne dedim? 2.5 alt bekliyorum. Hatta 2.5 altında 2 yaparsanız 3.14 gibi orandan da sistem kuponlarınızı ekleyebilirsiniz diyerekten de bir önerdim. Burada Benfica takımı kazanabilir mi? Kazanabilir. Fakat önceki maçtan 2-0'lık üstünlüğünü aldı. Hücuma baktığımız zaman da Benfica tarafından biraz konuşalım. Hücumda her zaman 5 veya 6 oyuncuyla ile oynayan bir Benfica var. Yani bir hücuma çıktığı zaman takım 5-6 oyuncu direkt içeri koşuyor, sağlardan giriyor ve çeşitli varyasyonlarla deniyor. Burada Ceza sahasına ne kadar denedikleri gibi ceza sahası dışından da çok fazla şut çeken bir Benfica takımı var. Özellikle João Mário'nun son maçta 2 tane 3 tane böyle güzel şutu vardı. Özellikle o ceza sahası dışından şut çeken oyuncuların başında João Mário geliyor. K'ye baktığımız zaman da ilk maçta zaten kaptığı toplarla çıkmaya çalıştı. Şimdi 2-0 mağlup oldu. Deplasman'da nasıl oynayacak? Yeri geldiği zaman bu maçta risk almasını bilecek. Benfica'ya karşı ilk maçta bence bu maçta hurra oynamayacaktır. Fakat yeri geldiği zaman dediğim gibi risk almayı elinden şey yapmayacaktır. Yani yeri geldiği zaman risk alacak. Zaten 2-0 mağlup olmuşsun. İkinci ayağı bu mücadelenin. Yeri geldiği zaman da risk alacak. O yüzden ben bu mücadelede Kiev ne kadar risk alsa da Benfica kalesine gol atar mı? Şüpheli. Kiev tarafına ben 0-1 gol aralığı yazıyorum. Bir gol geldi diyelim Kiev'de. Benfica tarafına baktığımız zaman da zaten üstünlüğü var. Ve arkadaki Kiev risk aldığı zaman da Benfica'da değerlendirebilir. Tek tercih olaraktan da ben burada olası bir sürprizden de kaçayım diyorum. Kaçayım diyorum. E yüksek orandan da 1.81 gibi orandan da 2-3 gol alıyorum. Ve günün en riskli maçı ve tahmin edilmesi en güç maçlardan bir tanesi olduğunu da belirteyim. İkinci maçım Kızıl Yıldız'la Makabi Hafya mücadelesi. Ben Kızıl ciddi anlamda güveniyordum. Son maçta da hatta 2.47 gibi orandan deplasman 1.5 üst aldım. Sizler de hatırlıyorsunuzdur mutlaka. 2.47 gibi orandan kazandık orada bakın. Şimdi Kızıl Yıldız kendi evinde oynayacak bu mücadelede. Makabi Hafya'ya baktığımız zaman da pas trafiği olarak kendi evindeki da oyun çok güzel bir oyundu. Hücumdaki oyuncular birbirleriyle çok gayet anlaştılar. Özellikle Santrafor Pierre Roth. Hafya'da durdurulması güç. Hatta 2 e, gol attı ilk mücadelede. 3-2 yendikleri maçta 2 tane de golü vardı. Kızıl Yıldız tarafına baktığımız zaman da çok dikkat edilmesi bir isim var. Bukari. Topu aldığı zaman özellikle sağ kanada koydu. Normalde 8 e, numara rolünde de oynuyor bu oyuncu. Son maçta mesela 3-2'lik maçta sağ kanatta oynuyordu ve çok efsane top taşıyor. Ve topu ayağını tutabiliyor. Böyle oyalıyor sağ solu. Şimdi geçen maçta aldım. Notumu şu şekilde almışım. Bukari sağ kanattan getiriyor. Topu ayağında tutuyor. Ve orta sahadan Kanga ile Kangwa isimli iki tane oyuncusu var. Bu gibi oyuncularla o ceza sahası yayına giriyor. Bukari sağ kanattan çıkarıyor. Bu oyuncularla şut çektiriyor. Hatta golün bir tanesi de aynı bu şekil geldi. Bu taktiği sürekli yapan bir Kızıl Yıldız takımı var. Ve şunu söyleyebilirim. İkinci golün hatta dediğim gibi aynısı bu şekilde oldu. Şimdi stadyuma baktım ben. Raşka Raşko Mitić Stady diye bir stadyumda oynanacak Kızıl Yıldız'ın kendi evinde 40 bin kişilik bir stadyum, Olimpiyat sahası gibi yanında koşu yeri de var. Stadın ben hatta Punik 5-0'lık Punik mücadelesi vardı Kızıl Yıldız'ın. O maça baktım ben. Oynamış mı? Tribün nasıl dolmuş mu diyerekten. Arkadaşlar tribün dolu olacak. Yaklaşık tribünde 40.000 tane Kızıl Yıldız taraftarı olacak. Ben burada Kızıl Yıldız tarafındayım. Hatta Kızıl Yıldız kendi liginde Oynadığı 4 maçta toplamda 19 tane gol attı ve hiç de gol yemedi. Seviyeler farklı tabii ki. Fakat ben burada kendi evinde Kızıl Yıldız'ın kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ben buradan doğrudan bir maç sonu birini 1.55 bir gibi orandan sizlere öneririm. İdeal olarak önerebilirim. Hatta Kızıl Yıldız'ın turu atlaması için bir farklı galibiyet yetmiyor. Maç uzuyor. İki farklı Kızıl Yıldız galibiyeti de burada 2.66'dan handikap da denenebilir bence. Geçtim 3. Karşılama, karşılaşmama. Victoria Pilsen ile Karabağ mücadelesi. İlk maçı izledim. Pilsen oyunu tıkadı arkadaşlar. Dakika 15 hareketli bir oyun vardı. Dakika 15'e kadar. Ondan hatta Karabağ geldi, etkili geldi. Kaçan pozisyonlar Zubir, Vatçı derken Karabağ güzel pozisyonlar yedi. Hatta kaçan net bir pozisyonu vardı. Zubir kaçırdı sanırım o mücadelede. Fakat daha sonralarda Pilsen oyunu kitledi ciddi anlamda kitledi Karabağ'da açmakla çok zorlandı zaten ne olduysa onda 15 dakikada oldu pozisyon ondan sonra çok fazla bir net pozisyon olmadı mücadele genelinde şimdi Pilsen kendi evinde zor bir mücadele ben bir ideal çıkardım fakat bu ideal yani riskli nasıl bir ideal çıkardım ben burada Karabağ tarafı ne kadar oynasa da Pilsen kitleyebildi. Karabağ burada ne kadar oyunu kitler bilmiyorum. İlk golü Pilsen tarafından bekliyorum. Kendi evinde olacağından dolayı ilk yarıda da biraz daha baskıyla nasıl Karabağ kendi evinde ilk yarı 10-15 dakika baskıyla oynadı pozisyonları girdi. Pilsen takımı da kendi evinde burada baskıyla başlayabilir ve ilk golü Victoria Pilsen takımından bekliyorum. Yüksek oranlı olarak da şöyle bir tercih yapabiliriz. Dedim ya ilk golü ben Pilsen takımından bekliyorum. İlk 15-20 dakikada bu gol gelebilir. İlk yarıyı da önde kapatabilir. İlk yarı sonucu birinde oranı 2.36 değerlendirecekler. Bu yönde değerlendirebilsin. Maçın zorluk seviyesi yüksek. Zor bir maç. Öncelikle onu da belirteyim. 24'üne geçiyorum. Dinamo Zagreb ile Bodoglin mücadelesi. Şimdi iki takımın da tecrübe olarak baktığımız zaman da Zagreb takımı çok daha tecrübeli bir takım olduğunu söyleyebilirim. Avrupa tecrübesi olarak. Şampiyonlar Ligi grupları olsun. Avrupa elemeleri olsun, Avrupa grupları olsun Bodo'ya göre çok daha tecrübeli bir takım. İlk maçta baktığımız zaman da zaten şimdi iki, iki ekibinde lig maçları vardı. Hem Zagreb'in hem Bodo'ya. Bodo'ya baktığım zaman da Hamkan'la oynadı. 2-2 beraber kaldı. Kadrosuna baktığım zaman da Bodo tarafında herhangi bir rotasyon göremedim. Zagreb tarafına baktım. Onlar da 5-2'lik bir galip geldi. Ve şöyle söyleyeyim. Kadroda tam tamına 6 oyuncu rotasyona gitti. Ortiz mesela kadrodaydı. Rotasyona gitmedi. Takımın en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Fakat sonradan oyundan alındı. Şimdi Zagreb tarafına baktığımız zaman da Ortiz ve Dirmic gibi isimlerle birlikte hücum hücumda iki önemli isim. Özellikle zaten ilk maçta Bodo maçını takip ettiyseniz sol kanattan Ortiz tarafından çok fazla gelmeye çalışan bir Zagreb takımı var. Geldikleri zaman oradan geldiler zaten. Maçta da özellikle dakika 85'te Petkovic'in kaçırmış olduğu bir Karşı karşıya pozisyon var. İnanılmaz atsa bir koparmıştı. Ben burada Zagreb tarafındayım. Bu mücadeleyi de Zagreb'in kazanmasını bekliyorum. Moda tarafına baktığımız zaman da Pellegrino çok formda. Özellikle hem ligde hem ligde çok formda bir 1-0 yendikleri maçta zaten Zagreb'e bir de golü de Pellegrino. Güzel bir kafa golü attı. Son maçta da 2-2'lik berabere biten maçta da 2 golü de Pellegrino attı. Petkovic'in kaçırdığı pozisyonu söylemiştim o mücadelede. Ben burada Zagreb'in iyi başlamasını bekliyorum. Taraftarı önünde Bodo'ya karşı galip gelmesi bence normalde 1-59 gibi orandan oran riski karşılıyor. Zagreb'in doğrudan galibiyetine gidiyorum. Onu geçtim. Buradan nasıl bir risk alabiliriz diye baktım da aynı şekilde iyi başlaması iyi başlamasını beklediğimiz Zagreb takım var. İlk kere bir de sistemi atın 2 gibi orandan da değerlendirme altına alın derim. PSV ile Rangers mücadelesi. PSV özellikle ilk maçta duran topları iyi kullandı. Hatta bulduğu iki gol de kornerden geldi. Bir tanesi doğrudan kafa vuruşuydu. Bir tanesi de bir sağdan bir soldan geldi zaten goller. Soldan gelen kornerde karambol oldu. Kafa vuruşu vuramadı. Oyuncu tamamladı. Öyle girdi. Rangers takımı Gloucester maçını ben 90 dakika izledim. Deplasman'da Belçika'da 2-0 mağlup oldu mücadele. Kapalı takımları açmakta zorlanan bir Rangers takım var bu sezon. Normalde bu kadar zorlanmıyordu fakat bu sezon yaptıkları gidenler, sakatlar, mor sakatlar derken deplasmanda gidiyorsa mücadelesini açmakta çok zorlandı. Ben burada PSV'nin ilk yarıdan baskın başlamasını zaten bekliyorum. Baskın başladığı için şu an açmamışlar. İdeal tercih olarak şunu söyleyebilirim. İlk yarıda en çok korneri PSV tarafının kullanmasını bekliyorum ben. PSV taraftarı önünde ligde de zaten son mücadelesinde şöyle göstereyim isterseniz. Ligdeki zaten son mücadelesi oynamadı. 5 ee, kilik maçı saymıyorum. Ondan sonra zaten maç oynadı. Bir 10-15 günlük oynadıkları son mücadele her iki, her iki takımında ee, PSV oynamadı, Rangers bir mücadele oynadı. Hatta kırmızı kart gördü. Dakika 90'dan uzaktan İber İbermayne oynadı sanırım. Mükemmel bir mükemmel bir gol yedi. Ben dediğim gibi. Etkili başlamasını beklediğim bir PSV takım var. İlk yarıda en çok korneri PSV kullanır diyorum. Onun dışında da şöyle bir tercih yapabiliriz diyerekten de PSV'nin bu maçı kazanması da bence normal olacaktır. Yine taraf tercihine gittim burada. PSV'nin kazanmasını bekliyorum açıkçası. Trabzon'la Kopenhag mücadelesi. Şimdi Trabzon arkadaşlar 5 kilik bir mağlup oldu Antalya maçında. Aslında iyi de oynadı. Fakat maç bir anda zaten koptu. Kontrol ataklarla birlikte geldi. Trabzon çok baskılıydı. Hatta zaten o 3. golü atamadı. Pardon 2-2 iken o kafa vuruşunu kaçırdı. Direkten döndü. Bofen kurtardı. Direkten döndü. Direkt diğer topu, dönen topu attılar zaten. Biraz şanssızlık vardı. Şimdi Kopenhag'la deplasmanda mağlup oldular. Fakat Kopenhag şöyle yaptı zaten. Oyunun genel hakimi Trabzonspor olduğunu söyleyebilirim. Veya top daha çok Trabzonspor'da kaldığını söyleyebilirim. Kopenhag takımı zaten çok fazla hızlı oyuncuya sahip. Onu geçtim. Rakip kalede bir anda beliri veriyor bu adamlar. Yani gol pozisyonu girmekte hemen 30 saniyede bu takım gol pozisyonu girebiliyor. Trabzon mücadelesinde de Akyazı'da oynanacak karşılaşmada stadyum zaten full olacaktır. Biletlere bakmadım ne durumda ama muhtemelen full olacaktır. Burada galip gelebiliriz. Fakat Trabzonspor baskılı oynayacağı için ve Kopenhag takımı da işte arkadaki boşlukları çok iyi değerlendirebilen bir takım. O arkadaki boşluklardan dolayı Trabzonspor'a gol atmasını da bekliyorum. İdealden bir KG var aldım ben bu mücadeleye. 1.51 gibi orandan. Fakat KG var aldım fakat Trabzonspor'un da burada galip gelmesini bekliyorum. Fakat galip gelirken nasıl gelecektir? Handikap 0 arkadaşlar. 3.43 gibi oranı var. Gelirse ben yine bu mücadele 2-1 skorla bitmesini bekliyorum. 2-1'lik bir Trabzon galibiyeti olabilir. Fakat dediğim gibi arkadaki boşlukları iyi değerlendirebilen bir Kopenhag takımı var. Ondan dolayı bir KG var da TG var değerlendirmesi alabiliriz. Her iki takım da hafta içindeki hafta sonundaki oynadığı maçlarda rotasyonu gitmedi. Bunu da belirteyim. 2 birlik bir Trabzon galibiyeti de çıkıp maç uzayabilir. Uzarsa da inşallah biz geçeriz diyerekten de kapatayım arkadaşlar. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeali yüksek oranlarıyla anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.